Dört aşağıdaki fiillerden hangisi ifal babından çekimlenmiştir? İfal. Fiilimize bakalım. Fiilimiz sela. Sella, yuselli, tesliye. Yani bir şeyi teselli bulma, teselli etme. Onu sakinleştirme anlamında. Teslun, sela, yeslu, teslune. Hangi zamir arkadaşlar? En tüm zamirine karşılık getirmiş. Peki babı ne? Sülasi mücerret. Sela yeslu. Sülasi mücerredin birinci babı. Sella yuselli selleyne. Sella yuselli tesliyeten. Peki tef'il babının mazi sıgasını çekilmiş. Sella, selleya, sellev, sellet, selleta, selleyne. Selleyne hangi zamir arkadaşlar? Hünne zamirine karşılık getirmiş bunu. Hünne. Tesella, yetesella, teselleyti. Tesella, teselleya, tesellev, teselleyet. Pardon, tesellet. Tesellet, teselleyeta, teselleyne, teselleyte, teselleytuma, teselleytum, teselleyti. Bunu da tefeul, babının enti zamirine karşılık gelen müfret, müennes, muhataba, sıgasına karşılık getirmiş. Biz ifali arıyoruz. Sela yeslu yeslune. Evet, teslune yeslune. Bunu da hüm zamirine karşılık getirmiş. Yine sülasi mücerret. Sülasi mücerredin müzari fiil. Bunlar müzari. Bu da müzari. Muzarat harfi te, muzarat harfi ye. En tüm zamirine, hüm zamirine karşılık görüyor. Evet. Esle yusli. Esle, esleya, eslev. İfal babının aradığımız cevap hüm zamirine karşılık gelen sıgası. Esla, esleya, eslev. Cevabımız E şıkkı olacaktır. Aşağıdaki 8. soru. Aşağıdakilerin hangisi de zade fiilinin iftial babından doğru çekimi yapılmıştır arkadaşlar? Zade. Evet, artırmak değil mi? Aşmak, geçmek, ileri gitmek. Zadun azık, erzak. İftial babını bulacağız. İftial babının neydi? Şurada hemze olmayacak arkadaşlar. Çünkü bunlar hemze-i vasıldır. Altta hemze olmayacak. Evvele bir elif getiririz. Fael harfi ile aynel harfi arasına ne getiririz? Bir T getiririz. O zaman iz tade olması lazım değil mi? İz tade. Peki normalde iz tade olması lazım. Ama burada fiilin fael harfi Z'den dolayı nereye dönüşecek? Dal harfine dönüşecek. Burada böyle bu kural geçerli. Zevvede yüzevvidu. Tüzevvidu, tüzevvidane. Tef'il babı. A şıkkı. Zevvede yüzevvidu. Tüzevvidu, tüzevvidane. Demek ki en tüm zamirine karşılık geliyor. Cemi, müzekker, muhatap sırası. Evet. Ezade yüzidu. Ezade yüzidu, yüzidani, yüzidune. İf'al babının bu da hüm zamirine karşılık gelen cem müzekker gaib. Tezevvede, yüzevvidu, tef'il babı, tezevvede, yetezevvedu. Burası tefaul babı. Tefaul babının buradaki te muzarat harfi değil. Ziyade ettiğimiz tezevvede yete. Nereden anlıyorum muzarat harfi olmadığını? Şuradaki sondaki cezimli T'den anlıyorum. Tezevvedet dediğime göre burası hiye zamiri. Hiye zamirinde muzarat hire zamirinin olduğu bu cezimli T hangi sıgaya aittir? Mazi sıgası. Mazi sıgasında da muzarat harfi olmaz arkadaşlar.
Evet, tezevvede, tezevveda, tezevvedu, tezevvedet şeklinde müfret müennes gaibe. Peki istede, bunu arkadaşlar değiştirmemiş. İstede, istede, istedu şeklinde. Ancak burada tabii ki şu z'den dolayı ne olması lazım? Buradaki t harfinin dal harfine dönüşmesi lazım. Artık bu istade değil, izdade, yezdadu, izdiyat, evet, nezdadu, nahnu nezdadu. Nefs-i mütekellim meal gayr sıgasında çekimi. Cevap E şıkkı olacak. Buradaki istadenin olmamasının sebebi şu sülasi fiilin evveline eğer Z harfi varsa onu iftial babına naklettiğimiz zaman bu aynel fail harfi ile aynel harfi arasına getirdiğimiz T'den dolayı buradaki Z nereye dönüşüyor? Dal harfine dönüşüyor. Bu sefer iz T'de değil ne oluyor? İz D'de şekline dönüşmüş oluyor. 9. Aşağıdakiler hangisinde ade fiili tefaul babından çekimlenmiştir? Tefaul. Ade. Evet. İ'tedne. E'ade yu'idu. Evet. A'de fiilini iftihar ve i'tade ya'tadu itiyat. İ'tade i'tada i'tadu i'tade i'tadet i'tadete i'tedne. Evet. Burası iftial babı. İftial babının arkadaşlar hünne zamirine karşılık gelen yeridir. İ'tedne. Avvettunne. Evet. Ade fiilini tef'il babını ade avvede. Tef'il babına nakletti. Burası da bakın T'sin görüyorsunuz. İftial babı, istifal babı. İsteade yesteidu. Lamdan dolayı liyesteid, listestaid. İstifal babının emri gaib sıgası hangi arkadaşlar? Liyesteid, listestaid yani müfret müennes gaibe çekimi sıgasında çekimlenmiş. E'ade yu'idu. E'id la tu'id. E'ade if'al babı. İf'al babı arkadaşlar. E'ade yu'idu. Emri hazır. E'id. Nehi hazır. La tu'id. La tu'id. Nehi hazır sıgası. Peki. Te'avvede. Yete'avvedu. Yete'avvedani. Burası tefaul babının müzari sıgasının evet hüma zamirine karşılık gelen kısmıdır. Yani tesniye müzekker gaibe kısmıdır. Tesniye müzekker gaibe. Yeteavvedani tefaul babının geldiği kısım. Evet tabi arkadaşlar illetli fiiller olduğu zaman biraz zorluyor. İllet harfleri işin içine girdiği zaman biraz daha zorluyor. Bu iki soruyu da çözüp bu videoyu noktalayalım. Aşağıdaki fiillerden hangisi iftial babından çekimlenmiştir? Baktığım zaman vesa'a fiili sülasisi vesa'a vesa'a yuvessi'u yuvessi'ani yuvessi'une tuvessi'u tuvessi'ani yuvessi'ne yani vessa'a yuvessi'u tef'il babı değil mi? Tef'il. Peki hangi zamirine karşılık gelmiş? Hünne zamirine karşılık gelmiş. Cem-i müennes gaibe sıgası. Tevessa'a yetevessa'u. Tevessa'tum. Tefaul babı. Tefaul babının mazi sıgasının. Burada müzari sıgası. Tef'il babının müzari sıgası. Tefaul babının mazi sıgası. Sondaki tümü görüyorsunuz. En tüm zamirinin olduğu sıga. Yani cemi, müzekker, muhatap sıgası. Peki. Yestevsa'ani. İstevsa.
Vesa fiili istifal babına naklediyorum. İstevsa'a yestevsi'u yestevsi'ani. İstevsa'a yestevsi'u. İstahraca yestahricu gibi. Şuradaki esre olacak. Yestevsi'u yestevsi'ani. İstifal babının evet hangi formu? Müzari formunun arkadaşlar tesniye sıgası. Hüma zamirine karşılık gelen sıga tesniye müzekker gaib sıgası. Tuvasi'na vasa'a yuvasi'u. Vasa'a yuvasi'u. Yuvasi'u, yuvasi'ani, yuvasi'une, tuvasi'u, tuvasi'ani, yuvasi'ne, tuvasi'u, tuvasi'ani, tuvasi'ne, tuvasi'ine, tuvasi'ani, tuvasi'ne. Burada arkadaşlar müfaale babının müzari fiilinin evet hangi zamirine entünne zamirine karşılık gelen entünne zamirine karşılık gelen sıga yani cemi müennes muhataba sıgası. Peki şimdi şu kuralı da biliyoruz. Aynen yukarıda olduğu gibi eğer sülasi fiilin fail harfinde vav varsa vav harfi varsa iftial babına naklettiğimizde yine buradaki vav harfi iftialenin t'sine dönüşür. Vesa'a ittesa'a. İttesa'a yettesi'u tettesi'u tettesi'ani tettesi'une. Çekimleyelim. Yettesi'u yettesi'ani yettesi'une tettesi'u tettesi'ani tettesi'une. Evet, iftial babını aradığımız cevap C şıkkı. İftial babının müzari sıgasının, müzari çekiminin hangi zamirine karşılık geliyor arkadaşlar? En tüm zamirine karşılık gelen kısmı. Cem-i müzekker muhatap kısmının çekimlenmesi şeklinde Cem-i müzekker muhatap sırgasına çekimlenmiştir. Ve aradığımız cevaptır. İftial babından çekimlenmiştir. Cevap C şıkkı olacak. Aşağıdakilerin hangisine ne mafiili? Sülasi mezit rubai bablarından biriyle çekimlenmiştir. Sülasi mezit rubai babları var arkadaşlar. Evet. Rubai mücerret babı faalele. Rubai mezit babı tefaalele. Tefaalele. Ama burada dikkat edelim. Burada rubai mücerret, rubai mezit sormuyor. Sülasi yani 3 harfli olup ona kaç tane harf ekleyeyim ki o rubai yani 4 harfli olsun. Bir harf eklemem lazım. Demek ki arayacağımız bablar ifal, tef'il ve müfaale bablar. Bu bablarından biriyle çekimlenmiş olması lazım. Bakalım. İntemev ne ma fiili? Büyüme, yetişme, gelişme anlamında. Evveline bir hemze ve bir nun getirdiğim zaman pardon, evveline bir hemze. Aman dikkat buradaki nun infial babındaki nun değil fiilin kendisinin nunudur. Evveline bir hemze. Fail harfi ile aynel harf arasında bir t geldiğim zaman ne oluyor? İftial babı. Yani sülasi mezit humasi 5 harfli oluyor. Biz 4 harfli oluyor. İntemel. Mazi sırgası hümzamine karşılık geliyor. Tenama yetenama. Burası da evveline bir T, fail harfiyle aynel harf arasında bir elif getirdiğimiz zaman hangi bab oluyor arkadaşlar? Tenama yetenama tefaul babı. Tefaul. Evet, müzari sıgası. Hüve zamirine karşılık gelen sıga. Telemmet. Evet. Nemma yunemmi. Eğer tef'il olsaydı nemma yunemmi. Demek ki şuradaki cezimli T'den dolayı buradaki T muzarat harfi değil. Tefaul babının T'si. Tefaale yetefaalu tefaul. Tenemma yetenemma. Evet.
Tenemma ya tenemmel tenemmet hiye zamirine karşılık gelen kısım tefaul babı mazi sıgası hiye zamirine karşılık gelen kısım arkadaşlar müfret müennes gaibe. Peki nemma yünemmi yani yünemmune nemma yünemmi tef'il babının müzari sıgasının evet hüm zamirine karşılık gelen kısmı. Tentemine intema yentemi. Yentemi yani yentemune. Tentemi yani yentemne. Tentemine. Evet. İftial babının arkadaşlar müzari sıgası hangi zamire karşılık geliyor? Enti zamirine karşılık gelen sıgası. Müfret müennes muhataba. Şimdi bizden sülasi mezidin rubai kısmını, rubai bablarından birini soruyorsa arayacağımız bab ifal tefil müfaalden bir olacaktır. İftial, sülasi mezid humasi. Tefaul, sülasi mezid humasi. Bu da tefaul. Tefaul, sülasi mezid humasi. Evet, bu da iftial. Aynen A şıkkındaki gibi sülasi mezit humasi. D şıkkındaki tef'il babı. Yani tef'il babı sülasi mezit rubai. 3 harfli sülasi üzerine bir harf eklenerek o fiil 4 harfli oluyor. Fiil nema, aynel harfini bir şeddeliyorum. Aynel harfi cinsinden nemma, nun, İki tane mim ve y harfi 4 harfli oluyor. Nemma arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı olacaktır. Peki arkadaşlar bir sonraki derste 11. soruyla devam edeceğiz inşallah. Burada kalalım. Çalışmanıza kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Allah'a emanet olunuz.